Takımından herkese merhaba arkadaşlar. Sabah işten çıktım, yorgun asil sizler için tekrar video çekmeye geldim. Yine Sezen abone geldik. 3 kişilik bir ekipten. Ahmet abi başta olmak üzere. Biliyorsunuz halayın başını Ahmet abi çekiyor her zaman. Salih abi var. Valla attık oltaları. Saat şu anda 9.30 civarı falan. Aynı yerdeyiz. Geçenki balığa aldığımız yer. Var. Rüzgarın sesini muhtemelen duyuyorsunuzdur. Bundan ötürü özür dilerim, yapacak bir şey yok. Epeyce bir rüzgar var. Öğlenin bir yağmur gözüküyor. Yani zaten hepten yağmurlu olsa yarın kalmayı planlıyordum. 2 günlük bir hafta öğün olacaktı. Ama yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Böyle kamışlarımız buralarda. Attık. Oradan bir kırmızılı geliyor. Kırmızılı. Hop. Maskele. Ahmet abi rastgele dedi. Herkese bol şans. Ahmet abi gidiyor, benim voltaları okumaya gidiyor şimdi. Salih abim burada. Arkadaşlar bu arabayı görünce taşlamayın ha sakın. Balık bırakmıyor demeyin. Çünkü Salih abi balık yakalayamıyor. Salih abi 2 videodur bizimle beraber. Önceki videoda bayağı isyan etti ama yapacak bir şey yok, yakalayamadı gene balıkları. Yok. Biz gelmeyince bak, tek geldiğinde ne zaman gelmiştin? Geçen hurdacıyla geldiğinde. Geçen hafta. Geçen hafta. Bak, bizim balık aldığımız gün Salih abi gene balık alamadı. Hurdacı aldı 2 balık. Ondan sonra tek geldiğinde bir tane almış 3,5 kiloluk. Değil mi Salih abi? Bugün nasibi vardır inşallah. Alırız. Ama şüpheli. Ahmet abi orada ağacın dibinde. Salih abi burada. Ben orada büyük ağacın dibindeyim. Karşıda bir ihtiyar dayı var. Gölette çok balıkçı var ama nasıl olur bilmiyoruz. Bol bol da İsrail var. Değil mi Salih abi? Evet. Ya nasip dedik, bekliyoruz. Beklemeye devam. Şöyle gezelim biraz. Gezmeye devam. Bugün balık tutamazsak aç kaldık. Gideyim de şu köyden bari 5 tane yumurta alayım da bir menemen kavurak. Yoksa aç kalacağız, baksana balık yok. Malzemeler hazır. Malzemeler hazır. Ay yavrum benim. Ahmet amcam bizi aç bırakır mı be? Menemen yiyeceğiz. Bugün menemen. Balık tutsak da menemen yiyeceğiz. Aynen. Bugün menemen. Yeter daha, hep balık yemekten doyduk daha. Evet. Yeter, çok balık yedik. Ya şu benim sazan sistemim biraz saçma gelebilir. Benim normalde deniz kamışları bunlar arkadaşlar. Eşkine, menekop, levrek takıldığımız kamışlar. İnşallah bir gün parayı bulduğumda güzel bir sazan sesi dizeceğim. Sizlere daha güzel görseller yaratabileceğim ama bir gün inşallah parayı bulduğumda. Değil mi Ahmet amca? Evet. Bir gün parayı bulduğumda yapacağım onu. Bir hayırsever bana bir sponsor olursa, fazla değil ya, bir sefa 4 tane olta alsın bana yeter yani. Başka bir şey istemem. Evet. Buradan zengin abilere duyurulur. Göz zevkinizi daha üst seviyeye yükseltmek istiyorsanız biraz desteklerden bulunabilirsiniz. Nasıl ağladım 2 dakikada? Kandır alayım ya. Ağlamam normaldir ya. Normaldir. Tabii bir A marka sponsor olursa, olabilirse çok güzel reklamlar döner. İtina ile balıkların üstüne kartvizit yapıştırıp göle salınır. Çünkü bu saldığımız balıkların üzerine etiketini koyarız. Tabii canım. Orası garanti. Hava devam ediyoruz. Tekrar sizlere uzun bir video bekliyor. Umarım keyifli olur. Ben bayağı bir uykusuzum. Birazdan biraz kestiriyorum. Yapacak bir şey yok. Gece nöbetteydik. Olursa güzel yanları mutlaka size paylaşırım. Kimi takipçilerimiz Allah razı olsun, illa balık olmasına gerek yok. Sen gittiğin avları bize paylaş. Biz yine de izleriz diyorlar. O yüzden balık olsa da olmasa da bundan sonra her gittiğim av mutlaka sizlerle buluşacaktır. Bana selam olan arkadaşlara da selam ederim. Selam yapmışlar. Evet, Ahmet abiye bayağı selamlar geliyor. Onlar da buradan ailece aleyküm selam. Ahmet abim diyor ki, varsa diyor böyle bizimle balığa gelmek isteyen buyursun gelsin, tanışalım. Hangi şehir olduğu önemli değil kesinlikle. Her zaman misafirimiz olursunuz. Yeter ki vakit ve zaman uysun. Sıkıntı yok. Ahmet abi emekli zaten, ben de ona ayak uyduruyorum.
bir şekilde yolumuzu buluyoruz. Değil mi Ahmet abi? Ayarlıyoruz. Yolumuzu ayarlıyoruz. Aynen öyle. O zaman hava devam diyoruz. Zorluyor. Selam hocam vuruyor dedi. İsrail dıngırda diye dedi. Gözünü kör etti minin Bali dedi. Hop ağzımda. Ağzında mı? Çapak olsun bari de mutlu etsin, salalım ya. Çapak o çapak. Yok İsrail. Çıktı. Kurtuldu. Hey. Sen yok olmaya mahkumsun, kusura bakma. Kepçe var mı sende? Yok. Ne oldu ki? Yok, onu koymak için diyorum. Ya fileyi ben getirmedim ki. Burada bir tane olacak. Fazla file varsa ver bana. Ya onu atalım işte. Tamam, burada önünde dursun. Tamam. Komşulara veriyorum, yiyorlar. Ya önünü atayım, senin burada dursun işte. Ben tuttuğumu da buraya getir. Nerede bir sopa var? Sopaya bağlı. Buna bağlarım işte önündekine. Ben file getirmedim ya. Bunu öyle atmayacaksın bak. Dinle. Dikine mi? Bunu tabii dik tutacağım. Bu yoksa bu balığı öldürür bu. Büyük sazanlar da bundan kaçar ha. Yok o canım. Oraya gelmesi lazım bunun. Kapağını açıyorlar. Çok kaçırdık öyle. Ciddi misin? Tabii tabii. Şöyle bu böyle dursun. Balık bunda işe yapsın ya. Yüzebilsin. Ben hiç öyle büyük sazan da öyle koymam. Çünkü kapağı açılma şey olur diye. Abi açılıyor. Çok kaybettik öyle. İşte ben direkt pestil gibi koyarım. Suda ölmüyor. Bir şey olmuyor. Senin yer burası daha güzel. Hı? Burası daha güzel. Eskiden burası iyiydi. İyi balık alıyordum ben buradan. Zamansız çalma telefon. Bize İsrail vurmayı. Bizim İsrailler sana geliyor. Abi ben hiç vuruş alamadım. Tık kala demedi bana da. Ahmet abi de hiç vurmadı diyor. Ahmet kırmızı. Kırmızı kolayla vurmaz. Şey mısırı bu. Ya ben de süt mısır takıyorum ama gene vurmuyor. Vurmadı mı vurmayı abi. İsrail'le ne işin burada? Temizliği severim bilirsin. Temizlik imandan gelir. Nargile lazımdır abi. Tamam, sesleneyim mi? Kamerayı kapattım, vallahi gene vurmaya başladı İsrail. Vur bakayım. Şimdi attım ben Sal abi bunu. Bu bence... Deminkini attım. Biraz boşluğunu alayım dedim. Baktım titriyor. Ulan dedim ne oluyor bunlar? İsrail savar bu belli ya. Bak yedi. Örtüyorum. Yiyeyim bu sefer. Evet. Sen çek at onu bir daha yemeğin tazele. Gelsen sorumu çok acaba. Yiyem bak. Kepçe hazırlıyorum. Kaldır kaldır kaldır. Adamsın be. Geldi Tosun. İyi. Gitti mi? Geldi vallahi. Geliyor ya. Geliyor. Geliyor ufak. Bu mu yaptı bu onu? Bir de gerdirdi ya. Abi sen ciddi misin? Vallahi geldi, aşağı düşmedi ki bu. La o zil çalmayı bu mu yaptı? Ne bileyim ben. Şaka gibi ya. Olta yerinden fırlayacaktı. Oy ananın gözü. Ne ya? Vay arkadaş.
Vallahi nasıl heyecan yaptırdı ya? Ya kesin sazan dedim çünkü yukarı çekiyor, aşağı bırakmadı. Ben de gördüm. Baktakinde de var bak, tarafı taraftakinde. Aynen onda da. Hareket yapıyor bak. Onda da var. Değiştirdim gibi bak, kurumuşu takıyorum şu anda itibaren. Kuru da kuru. Burada çok hisse vuruyor ya. Yapacak bir şey yok, vurmazsa. Şimdi mi bu? Evet. Bir dahaki seslendiğinde büyük balık olsun. Ben sazan diye seslendim sana, biliyor musun? Ya ben de zaten tam şey yaptım, çangır 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 eray deyince dedim ha kesin aldı. Büyük balık aldı dedim de değilmiş işte. Böyle dedik de. Tamam, bundan sonra vuruyor, bakarız buna. Kurumasını da vuruyor diyor Ahmet de. Öyle diyor da ben de hiç kuruması takısım gelmiyor. İsrail. Ha burada. Gamsız orada. Ufak da bunlar ya. Ne ufa ya, bırak at kovaya, koştu. Temizliktir. O ufak dedim 500 tane, 500 bin tane yumurta bırakıyordur. Sazan vurmuyor, çapak bile vurmuyor ondan yüzünden. Sen çek. Kendi çekerken olmuyor mu? Yok, açı daralıyor, kötü oluyor. Bir pullu istiyorum hadi. Yok yavuz, İsrail bu ya. Yeter gari İsrail daha. Yeter. Doymadın gitti be ya. Bak. Hop kiloluk, tamam. Geliyor kiloluk. Ota girdi. Ot nerede? İyi balık hadi. Kandır bizi hadi. Evet, o ota girdiğinde kurtuldu. Evet. Hava fena bozdu. Yağmur geliyor. İnşallah buraya yağmaz da. İzmir taraflarına yağar. Bu saatlerde bir sağanak yağış gözüküyor. Sağlam gök gürlüyor. İşte bu trovalarda da balık vurmuyor. Yapacak bir şey yok. Vurursa alacağız, vurmazsa alamayacağız. Gerçi öğleden sonra açık hava ama gayet güzel. Nasip. Öğle yemeğine dedik biraz yavari mantar yiyek. Bilmeyen adam için tehlikeli. Oo, buralar çok ormanmış. Meşelik yerlerde karanlık. Dılgıran mantarı çok olur arkadaşlar. Dılgıran mantarı acı bir mantardır. Bu antibiyotiktir. Yemesi acı olur. Birkaç tane bulursam onları göstereceğim size. Öğleni yemekte pişen bir tane buldum ama artık küflenmiş. Çok olduğu için. Bakın. Burada bir tane var. Yağmur da başladı bu arada. Çok olduğu için küflenmiş. Bir tane de burada var. O da Mortingen. Ayaküstü olduğu için bizim bilen balıkçılar bizim bölgede bilinir. Gelirler toplarlar böyle balık zamanı. Üş. Aralardan süsle. Neye?
Olabilir abi, almadın galiba. Benim hayatım böyle geçiyor. Dağlarda, bayırlarda, ormanlarda. Biz böyle büyüdük. Ama görünürde pek mantar bırakmamışlar. Şuradan haykırı gideceğim. Bir tane denk geldi. Aşağıda da bir tane var. Yan yana iki taneydi. Teki bozuk. Altta da bir tane gördüm. Birkaç tane bulsam bana yeter. Arkadaşlar bilmiyorsanız kesinlikle yemeyin. Yemeyin. Yani bak. Bak burada buldum. Bak. Ah, o çok güzel öbek buldum bak. Görüyorsunuz mese yaprakların altından çıkmış. Bir, iki, üç tane. Arkada da iki tane ufak var. O ufakları ellemeyeceğim. Büyüsünler. Böyle boş tipize şunları alıp şöyle görüyorsunuz temiz halde. Şunu da aldık. Bir tane de burada var. Ufakları almayacağım. Büyüsünler, başkası gelip yesin yani. Alt dağda gözüküyor. Buralarda bayağı var. Buralara gelen pek olmamış. Burada güzel bir öbek bulduk. Şurada var. Bakın bu bozulmuş artık, zehir salmaya bak. Bu zehir gibi acı. Çok acıdır. Yani midenizi sıkıntıya sokabilir. Burada var. 3 parça bulduk. İkisi ufak. Şu iriyi alacağım. Şu biraz güzel. Şunu alacağım. Böyle bu civarı tarama gerekiyor. Bu civarda belli ki mantar sporlarını atar. Etrafa yayılır. Sonraki dönemde tekrardan vizyona gelir. Yağmurlarla, nemlerle. Bu sene çok yağmur yağdığı için bu mantar bu sene bol şekilde vardır. Önceki senelerde yağmurlar az yağmıştı. O yüzden yoktu. Burada da bulduk. Bir tane ufak var. Onu ellemeyelim. Alan alsın büyüyünce. Şurada bir tane iri var. Hemen burada. Şunu alacağım. Biraz kartmış ama olsun. Altta da bir tane görüyorum. Sağımda sanki buradaydık. Kökün dibinde görmüştüm. Hemen bakın buraya saklanmış. Bu kenarlarından da 2-3 tane ufak çıkmaya başlamış. Alalım. Üst tarafta da var bir tane. Güzel, bayağı yiyecek mantar bulduk. Salih abi de arıyor ama Salih abi pek bulamıyor ya. Ben doldurdum poşeti. Onları bırak. Ufaklar alma, onları ben bıraktım. O ufaklar alma. Büyüsün bırak. İki gün sonra gelirsin toplarsın. Orada 5-6 tane olur. Ben yiyecek kadar buldum, bayağı buldum. He yok böyle gel. Burada bir öbek buldum. Gel burada bayağı bir toplanmamış. Öbekler var sağa solda. Bizim ilk geldiğimiz gün bala da millet topluyordu. Buralarda var da ufak bunlar ya, büyüsün. Bunlar pis mantar. Şöyle çıkalım. Orman buradan bitti. Şöyle dönelim. Öbek böyle yukarı doğru devam ediyor. O altta bir tane gözüküyordu. Onu alırsın. Orada pis mantarlar da var. Onları alma. Onları alma. Orada pis mantar vardı bak. He? Aha. Öbek buldun mu takip edeceksin. Takip edersen bol bol mantar bulursun peşinde. Şurada da var, sağ üstte de var. Öbek o şekilde devam ediyor. Buralara yayılmış. Bakın. Görüyor musunuz? Yeni yeni çıkıyorlar. Güzel. Çok güzel.
Buralarda da çok güzel öbekler var. Şunu alacağım, çok güzel geldi gözüme. Ufak. Ama bunlar çiğ değinir, güzel olur. Bak altta, bak bak nerede saklanmış. Bak. Hemen buraya saklanmış. Gel bakalım. Çok ilginç yerlerde çıkıyor. Mantarlar burada. Yaklaşık 2 kilo falan var. Bayağı topladım. Sen abi çıktı kafasına göre ama. O kadar geziyor, peşinden gelmiyor. 5-6 tane mantar olmuş. Çıktı yine. Bekliyor onu. Gelsin de mekana gidelim, oltalar suda. Yağmur yağacağı için arabaları buraya aldık. Buradan ötesi çok kötü arkadaşlar. Bizim araçlar gitmez. Sıkıntı, 2 kilometre falan bir yol var. Çamur yani, hava patlarsa fena, buradan çıkamayız. Buradan ötesi şöyle kırmızı toprak mıcır. Buradan öteye gideriz. Sıkıntı olmaz ama buradan ötesi çok sıkıntı. Para lazım 4x4 araba almam için. 4x4 alırsam o garda bile girerim her yere. Gitmiyor bu namussuz ya. Sıkıntı. Seni gidi İsa'yı şerefsizi seni. Ulan ülkeye batırdınız lan. Ülkeye batırdınız, ülkeyi, ülkeyi. Ha, zili nereye kadar indirdi? Yani seni, senin ağzını patlatmayacağım mı? Niye? Zorlayacağım, ne de olsa İsa'yı. Hemen burada. Bir de kiloluk geliyor mu? Yok ki. Yok ki. Şaka yaptım. Bak gitti, gördün mü? Namussuz. Yedi yedi ota sardı. Takılmadı da. Vay anasını sattım. Ben sahilden mi zil geliyor dedim, oraya yöneldim de. Boyun yemeyecek galiba. Rüşvet abi ne yaptı, gördün mü onu? Kim o? Nerede arabada o? Kimse yok orada ya. Ha. Hepsi, herkes gitmiş. Kimse yok, kimse. Ta çakala olduğumuz yer, kimse yok. İstiyorsan geçelim oraya, gel. En baştaki ağacın altı. Orayı göremedim. En başta, bu baştakinden bahsediyorsun. Yok en başta. Orayı bilmiyorum, oraya kadar gitmedik biz. Çünkü arabaları şeyde bıraktık. Yemek faslı başladı. Havada tintin atıya. Tintin atıya. Ağacın altına geçsek şimşek çakmıyorsun diyor. He? Ne diyor? Böyle az olsa korur. Şimşek çakmıyor yani. Hızlanacak gibi geliyor. Hızlanacak. Arabadan şeyi de almayalımmış. Hava böyle rüzgarlı olmasa yağmur gelmezdi de. O rüzgar ya, bunları getiriyor. Aşçımız Ahmet abi bugün melemen var dedi. Yersen karnın doyar, yemezsen zıkkımı kökünü yi dedi. Zıkkım demem mi? Niye zıkkım kökü? Salih abinin 3. oltaya gene İsrail vuruyor gibi. Bir şey yaptı, bir salladı ama. Bugün yine oksijen aldık. İsrail'leri tuttuk. Gideceğiz galiba. Öyle gözüküyor. O ilk geldiğimiz zamanki gibi aksiyon yok değil mi Ahmet abi? Değil mi? Tabii ya. Bana bir kumşanlar denk geldi burada ya. Ben buradan
Hay yavrum benim, bol soğanlı, bol sarımsaklı menemence. Seversin menemen. Ahmet abi biliyor bu iş. Sel abim de AVR gibi geziyor gene. AVR mı diyorlardı? Ne diyorlardı onlara? AVR mıydı ne? Canı sıkıldı. Balık vurmayınca gezinip duruyor. Yumurta hazır. Göm bakalım Ahmet abi nasıl gömüyor. Kaynasa böyle kokulmaz. Nargile nazı mıdır abi? Oy oy oy. Oy oy oy. Bu iş bu kadar. Getirme ekmeği. Pişti bile. Kaynasın böyle. Kaynadı mı tamam. Sana iki tane çalı at. Hadi bakayım bugünkü menü menemen. Menemen. Arkadaşlar afiyet olsun. Aklımızı tekrardan helal edin. Bu görüntüleri biliyorsunuz göstermek istemem ama selam var, sevmem var. Aklımızı helal edin. Bize afiyet olsun. Umarım canınız çekmez. Şöyle bak bak. Bak bak. Bak. Semenlere şöyle bir nispet en yap. Güzel menemeni torunum Yiğit yapar. Güzel. Ahmet abinin yaptığı her şey güzel ya. Acık da acı güzel. Şahane. 12 tane yumurta attı. Hı. Çatlayacaktım neredeyse ya. Uzaklarım. Güneş açtı, rüzgar kesildi. Göl mis gibi oldu. Dümdüz yemyeşil. O kadar güzel gözüküyor ki. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten muhteşem. Yemek sonrası ya şekerleme yapmak lazım. Umarım bir zil sesiyle uyanırız. Hiçbir hareket yok. Sahil dahil vurmuyor. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Allah'tan umut kesin de saat 3.30 civarı oldu. 4'e geliyor hatta. Nasip de varsa bir şeyler çıngırtatacak. Evet. Geldik dananın tık dediği ana. Berbat bir günlü. Uykusuz, yorgun, balıksız. Yapacak bir şey yok. Vallahi hiç vuruşuk olmadı. Saat 8. Artık gidelim diyoruz. Yağmurlu gözüküyor. 8'den sonra kara bulutlar gelmeye başladı. Yapacak bir şey yok. Yine başaramadık. Başka avlara bakacağız. Umarım bundan sonrası daha keyifli geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizin iniz keskip ortanız hiç boş kalmasın inşallah. Allah yorgunluktan konuşamıyorum işte uyumadım. Yapacak bir şey yok. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.